Herkese merhaba. Bugün 2 saat dersimiz olacak. Birinci dersimizde konuların genel bir tekrarını yapacağız. İkinci saat dersimizde ise soru çözümleriyle devam edeceğiz. İkinci saat dersimiz canlı ders şeklinde olacak. Evet, ünitemiz iletişim ünitesiydi. Ünite ismimiz insandan insana giden yol. Evet, iletişim neydi? İletişim, duygu, düşünce ve bilgilerin akla gelebilecek her yolla başkalarına aktarılmasını iletişim diyoruz. Bakın, bir iletişim olabilmesi için iletilecek bir mesajın olması gerekiyor. En az 2 kişinin olması gerekiyor ve bu 2 kişinin birbirinden haberdar olması gerekmektedir. Evet, bakın burada iletişim sürecini görüyorsunuz. İletişim sürecinde bir kaynak, 2 alıcı, 3 ileti, 4 kanal, 5 geri bildirim yaşanır. Evet, kaynak nedir? Örneğin şu an sizinle olan iletişimde ben kaynak konumundayım. Yani ilk iletişime başlatan benim ve birçok sözlü ya da yazılı iletişim bakın benden çıkıyor. Siz alıcı konumundasınız, yani iletiyi alan kişisiniz. Peki ileti nedir? Örneğin şu an benim sözlerim ya da ekranda görmüş olduğunuz bilgiler, görseller ise iletidir. Evet, kanal iletinin aktarılma yöntemleridir. Örneğin şu an biz online ders yani bilgisayar ve teknolojik araçlardan yararlanıyoruz. Aynı zamanda bunu sözlü ve görsel olarak yapıyoruz. Bakın böyle bir kanal kullandık. Ve geri bildirim. Geri bildirim ise iletişimin yani iletinin alıcı tarafından alınıp alınmadığının göstergesi. Örneğin sizin bir soru sormanız ya da herhangi bir konuda fikrinizi öne sürmeniz ise geri bildirim olur. Yani bir iletişim olayı bu 5 aşamadan gerçekleşir. Tabii biz iletişim kurarken yani işte sen kaynaksın, ben alıcıyım, işte bu ileti, kanal nedir, geri bildirim nedir bunları düşünmeyiz. Bazen bir kişiyle aramızdaki iletişim sadece birkaç saniye sürebilir. Bazen ise saatlerce süren iletişim kurabiliriz. Evet, iletişim türlerimiz nelerdi? İletişim türlerimiz sözlü, yazılı ve sözsüz olan iletişimdi. Örneğin şu an benim sizinle konuşmam sözlü iletişime bir örnektir. Bakın onu yüz yüze yapabiliriz. Yine telefon, internet ya da iletişim araçlarıyla yapabiliriz. Evet, yazılı iletişimde yazılı kaynakları kullanıyoruz. Örneğin mektup yazıyoruz, örneğin e-posta yazıyoruz, örneğin WhatsApp mesajlarını kullanıyoruz ya da diğer sosyal medya araçlarını kullanıyoruz. Sözsüz iletişimde ise beden hareketlerimiz, jest ve mimiklerimiz, ses tonumuz ise sözsüz iletişime girmekteydi. Evet, insanlarla sürekli iletişim halindeyiz ama bu iletişimin etkili olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Hayatta ne kadar etkili bir iletişim kurarsanız, hangi mesleği yapıyorsanız yapın, başarı düzeyiniz ciddi anlamda artmaktadır. Evet, neymiş etkili iletişim? Bir iletişimde konuşmacının vermek istediği mesajları karşı tarafa aktarması, dinleyen kişinin de mesajı tam olarak doğru bir şekilde anlamasıdır. Bakın, iletişim esnasında gerek konuşmacıdan gerek dinleyiciden kaynaklanan sorunlar olabilir. Yani her iki taraftan kaynaklanan sorunlar. Evet, konuşmacıdan kaynaklanan sorun ne olabilir? İyi hazırlanmamış bir konuşma metni, eksik bilgi veya mesaj, yanlış anlaşılmaya neden olan ifadeler, aynı ses tonunun sürekli tekrarlanması, dinleyiciye karşı önyargılı olma, evet dinleyicinin seviyesine uygun konuşmama. Örneğin siz şu an 7. sınıftasınız. Bakın örneğin ben sizin seviyenize uygun. Yani ne sizi 1. sınıf öğrencisi kabul edeceğiz, ne de sizi lise ya da üniversite öğrencisi kabul edeceğiz. Sizin seviyenize uygun bir konuşma yapmamız gerekiyor. Peki dinleyiciden kaynaklı sorunlar ne olabilir? Dikkatsiz dinleme maalesef en büyük karşılaştığımız sorun bu. Bir diğer şey bilgi eksikliği. Yani bilgimiz bazı konularda yeterince olmadığı için olayları anlayamıyoruz. Yine önyargı. Evet, sen gene aynı şeyden bahsedeceksin. Gene aynı şeyleri söyleyeceksin. Zaten aynı şeyleri tekrarlıyorsun gibi önyargı olabilir. Evet, geri bildirim yapmama. Ben karşımdaki insanı dinliyorum ama sadece dinliyorum. Bakın mutlaka geri bildirim. Yani anlamadığım bir şeyi sorma ya da bir şeyi anladığım bir şeyin mutlaka onayını isteyebilirim. Evet, yetersiz algılama, yanlış yorumlama ya da soru sormama gibi nedenler de dinleyiciden kaynaklanabilir. Bütün bunlar iletişimde başarısızlığa neden olur. Evet, empati diye bir kavramımız vardı. Herhangi bir durumda kişinin kendisini başka insanların yerine koymasıydı. Bakın bu iletişimde gayet önemli bir durumdur. Çünkü biz insanlarla iletişim sorunları yaşıyoruz. Evet,
Bazen anne babalar yani karı koca eşler birbirleriyle anlaşamama durumunda. Evet, kardeşler, abiler, ablalar, kardeşler birbirleriyle anlaşamama durumunda ya da öğrenciler yani sizler birbirinizle sorun yaşadığınız durumlarda mutlaka empati kurmalı, olaya karşınızdakinin açısından bakmanız gerekmektedir. Peki burada bir kısım sorumuz var. Bunları siz bakıyorsunuz ve çözüyorsunuz. Evet, ikinci konumuz iletişimin gücüydü. Burada etkili iletişimden bahsedeceğiz. Bakın insanların iletişim kurarken uyguladığı iki tane dil var. Sen dili ve ben dili. Sen dili karşımızdaki insanın kabul edilmeyen davranışları karşısında eleştiri ve suçlama mesajları içeren ifadelerdir. Yani karşımızdaki insanla iletişim kurarken sürekli onu eleştiriyoruz, sürekli ona suçlamalar yönetiyoruz. Ve maalesef aramızda sorunlar, karmaşalar, çatışmalar yaşanıyor. İyi bir iletişim kuramıyoruz. Buna sen dili diyoruz. Ben dili ise evet, iletişim kurarken bakın karşımızdakini anlamaya çalışıyoruz. Onu yargılamıyoruz, onu suçlamıyoruz, onu olduğu gibi anlamaya çalışıyoruz. Onun fikirlerine saygılı olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz. Evet, bu şekilde iletişimi ise ben dili diyoruz. Evet, bakın iletişimde özellikle dikkat etmemiz gereken şeyler bir beden dilimiz. Karşımızdaki kişinin vücut hareketlerine beden dili diyoruz. İletişim sürecinde insanlar konuşulanların %7'si, ses tonunun %38'i, beden diliniz ise %55. Bakın yarıdan fazlası beden dili. Dolayısıyla bunda çok başarılı olmamız gerekiyor. Evet, karşımızdaki kişiyle konuşurken ses tonumuz bazen azalabilir, bazen artabilir. Ve konuştuğumuz metne göre ses tonumuzu ayarlamalıyız. Karşımızdaki kişinin söylediklerini can kulağıyla dikkatle dinlemeliyiz. İletişim kurmada konuşmak kadar dinlemek de önemlidir. Bakın iyi bir dinleyici, evet, dikkatini karşısındaki kişiye verir. Konuşmacıyı sözünü kesmeden dinler. Konuşmacıyla göz teması kurar, yani onun gözlerine bakar. Yine çok önemli bir şey, dinlerken vereceği cevabı düşünmez. Çünkü karşımızdaki kişinin tam olarak ne diyeceği. Önce bunu anlamamız gerekiyor. Onu yargılamadan, suçlamadan dinlememiz gerekiyor. Dinlerken başka bir işle uğraşmamak gerekiyor. Konuşmacının duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışmamız gerekiyor. Evet, ben dili ve sen diline örnek ifadelerimiz var. Niçin geç kaldın sen dili? Geç kaldığında işlerini yetiştiremeyeceğini düşünüyorum. Bakın burada kaygımızı paylaşıyoruz ama kesinlikle karşımızdaki insanı suçlama da yargılama yapmıyoruz. Evet, bakın iletişimde yapmış olduğumuz hatalar, örneğin sürekli arkadaşınız ya da iletişim kurduğunuz kişiye emir veriyorsunuz, yanlış tehdit ediyorsunuz, yanlış eleştirmek, önyargılı olmak, suçlamak, lakap takmak, öğüt vermek, sen dili kullanmak. Bunlar yanlış olan ifadelerdir. Kesinlikle bunlardan kaçınmamız gerekmektedir. Evet çocuklar, bir sonraki dersimizde birlikte soru çözeceğiz. Saat 9.30'da görüşmek üzere.